Bu bir takım oyunundan hepinize merhaba değerli futbol severler. Bugün sizlerle beraber Fenerbahçe'nin ve Mesut Özil'in artık Twitter'da açıklamasıyla beraber resmi olarak Mesut Özil hakkında konuşacağız. Tabii ki bu Mesut Özil kimdir tarzında bir video olursa zaten bence bir hakaret olur. Yani Türk futbolunda Mesut Özil'in ismi her ne kadar kendisi Alman milli takımını seçmiş olsa da her zaman konuşulmuştur. Her zaman Türkiye'ye gelme ihtimalleri konuşulmuştur ve bu ihtimal sonunda Fenerbahçe ile gerçekleşti. Neler düşünüyorsun Egemen? Yani şimdi Mesut'a gireriz ama öncelikle ben Mesut'un benim gözümden düşüncesini zaten her zaman duran benim forma koleksiyonumun belki de en özel parçası Arsenal'in işte Londra'ya gittiğim zaman aldığım Mesut Özil formasıydı. Yani sırf onun için Arsenal forması almıştım. Yani biliyorsun Londra'da birçok takım var ama ben sırf Mesut için, Mesut'u çok sevdiğim için bir Arsenal forması almıştım. Yani Mesut'u anlatmak gerçekten biz anlatamayız abi. Kimse anlatamaz. Mesut zaten sahada yaptıklarıyla ben buyum diyor. Ama işte Mesut bu kadar büyük bir oyuncu. Yani her eve girebilen ve herkesin idolü, en sevdiği futbolcu. Futbolu sevme nedenleri olabilecek bir insan. Olan bir insan Mesut Özil. Fenerbahçe'nin yıllardır böyle bir oyuncusu yoktu. Yani bugün şu an işte açıklandı 19.07'de gel gündüzle gece olalım diye tweet attı Fenerbahçe. Ardından Mesut alıntıladı. Şu anda Twitter Türkiye rekoru falan kırıldı herhalde. Yani bunun nedeni abi Mesut'un dünyanın en büyük futbolcularından biri olarak gösterilmesiydi zamanında. Yani Türkiye'ye gelmiş oyuncular arasında kariyeri kesinlikle en yüksek oyunculardan bir tanesi. Hani tartışmasız bir şekilde. Ve Fenerbahçe'nin yıllardır o yani her zaman görürüz yani biz geçmişe baktığımızda da işte çok eskiye gittiğimizde de abi Fenerbahçe'nin her zaman bir yıldızı olur. Fenerbahçe hep en çok işte parayı bastırır bir yıldız alır. Hani bu geçmişten günümüze böyle olmuştur. Ve Fenerbahçe'nin son yıllardaki en büyük eksikliği de aslında o Fenerbahçeli çocukların, Fenerbahçeli gençlerin koridorlarda, sokaklarda, halı sahalarda top oynarken ismini haykıracağı bir oyuncusunun olmamasıydı. Ama abi Mesut bu işte yani. Mesut Arsenal'de oynarken benim ismini haykırdığım bir oyuncu. İşte arkada görüyorsunuz yani formayı. Ve şimdi Fenerbahçe'ye geldi. Şimdi işin artık biraz daha saha tarafına gelelim. Sence Mesut hazır mı geliyor? Yani hazır olarak gelmediği kesin aslında. Ama Mesut Fenerbahçe'nin şampiyonluk yolunda ne gibi artılar katabilir, ne gibi eksiler katabilir? Fenerbahçe adına Mesut aslında çok iyi bir plan olabilir. Yani şu anda her ne kadar hazır gelmiyor olsa da ölüsü sonuç olarak sahada son 30 dakikayı oynayabilecektir. 60. dakikadan sonra genel olarak Erol Bulut orada gördüğümüz kadarıyla Sosa'yı içeriye atmayı düşünüyordu. Şimdi tabii ya yani elinde Mesut gibi bir koz olacak. Ben hiçbir maça böyle 11 başlayıp 90 dakika sahada kalmasını beklemiyorum. Çünkü Mesut gerçekten hani uzun süredir futbola hasret aslında. Yani Arsenal'le arası iyi değildi zaten. Lisans çıkarılmamış bir isimden bahsediyoruz. Hani takımın en büyük maaşını alan ancak lisans çıkarılmamış bir isimden bahsediyoruz ne olursa olsun. Kendisi her türlü bir sihirbaz. Yani Erol Bulut'un sistemine uymayacak. Erol Bulut adına da aslında bu yepyeni bir pencere. Yani menajerliğini test edebilmesi adına yepyeni bir pencere olacak Mesut Özil. Belki de Mesut Özil ile beraber bir dominasyon yaratabilir. Yani bu son zamanlarda topu bıraktığını görüyorduk Fenerbahçe'nin. Şimdi Mesut Özil ile beraber bakalım bu stratejisini değiştirecek mi Erol Bulut? Bir sürü soru var. Üstüne Pelkas var. Yani belki de yılın transferi olabilecek bir isim. Şu anda pozisyonu dışarısına çıkmak zorunda kalacak Mesut Özil yüzünden. Gerçekten de bir sürü faktör var. Evet yani Pelkas'a yazık oldu diyeceğim artık yani başka bir şey de diyemeyeceğim Mesut. Hani 11'e monte edilene kadar belki orta sahanın ortasında görev alır ama abi Mesut yani üzerine yapı kurabileceğin, üzerine bütün sistemini baştan aşağı değiştirebileceğin kadar yetenekli bir oyuncu. Şimdi burada aslında kritik soru şu. Yani Mesut yaklaşık 2 yıldır futbol oynamıyor ama futbol oynamasının nedeni, oynayamamasının nedeni Türkiye'ye gelen diğer yıldızlar gibi kronik sakatlığının olması değil. Yani bir sakatlıktan dolayı oynamıyor Mesut. Yani mental olarak
kendini işte Londra'da, Arsenal'de oynamaya hazır hissetmediği için, işte bazen çeşitli bahaneler üreterek, bazen gerçekten oynamak istemediğini söyleyerek son 2 yıldır oynamayan bir Mesut var. Yani hocalar değişse bile Mesut yine de kadroya giremiyordu. Senin de söylediğin gibi bu senenin başında adamın lisansı çıkarılmadı ve en çok kazanan sporcu Arsenal'de. Hani Premier Lig'in en çok kazanan oyuncularından bir tanesi. Burada birazcık herkesin yıllardır, yani Mesut piyasa ilk çıktığından beri şu bilinen bir şey yani. Mesut çok ciddi bir Fenerbahçeli. İşte Schalke'de antrenmanlara, Fenerbahçe eşofmanlarıyla gittiği için kovuldu. Fenerbahçe galip geldiğinde işte taraftardan daha çok seviniyor falan filan. Yani Fenerbahçeli üzerinden Mesut'un çıktığı günden beri bir hani bir şey dönüyor. İşte burada birazcık Mesut'un ne kadar Fenerbahçeli olacağını göreceğiz bence. Çünkü orada da antrenmanlara çıkıyordu A takımla. Yani fiziksel olarak bir eksiği yok Mesut'un. Tamamen mental olarak eksiği var ve maç eksiği var. Maç eksiği çok rahat bir şekilde oynayarak kazanılabilecek bir şey. Hele ki Türkiye'de oynayacaksanız. Yani 2 maç 30 dakika oynarsınız. 3. maç 90 dakika ise ilk 11'de başlarsınız ve o maç alışkanlığını yavaş yavaş edinmeye başlarsınız. Ama işte kafaca hazır bir Mesut Özil gerçekten Fenerbahçe'yi şampiyonluğa ulaştırabilecek. Yani sırf Fenerbahçe olarak düşünmeyelim. Herhangi bir takımı şampiyonluğa ulaştırabilecek kadar yetenekli bir oyuncu. Yani onun gibi bir yıldızı da hani birçok işte kaç uzun yıllardır izleyemiyorduk aslında Türkiye'de. Böyle bir yıldızın gelmesi de hem Fenerbahçe'nin imajı hem ligimizin imajı açısından çok güzel oldu bence. Fenerbahçe bayağıdır da marka değerini yükseltecek bir transfer tam anlamıyla yapmıyordu. Yani Mesut Özil şu anda onlar adına aslında yepyeni bir defteri açmanın sinyalini verdi. Finansal olarak Ali Koç döneminde bu yapılan satışlara baktığımızda bu biraz geleceği aşikardı. Özellikle yani sen söylemiştin, biz zamanında belki de dalga geçtik buradan. Editörümüz Oğuzhan'a da selam olsun. Ya biz dalga geçmiş olabiliriz ama haklıydık. Çünkü 18 milyon pound abi, 18 milyon pound olan birinden bahsediyoruz sonuç olarak. Bir hayli fazla gerçekten de. Şu anda Fenerbahçe'de tabii ki bunların çoğunu sponsor karşılayacak. Kulübün kasasından çıkacak miktar her ne kadar yüksek olmasa da yine de belirli bir meblağ çıkarılacak. Ama bunun riskine her türlü kulüp olarak girilebilir. Sen 2,5 milyon euro 6 olacak demiştin yıllık olarak. Kulübün Bu kasasından kulübün, çıkacak yani para. kulübün Aynen, kasasından çıkacak kulübün para. kasasından. Yani sponsorlar tabii ki Mesut Özil'i izlemek için hani Fenerbahçeli insanlar elini attığı cebine artık. Bence haklılardı. Sonuç olarak bir dünya yıldızından bahsediyoruz abi. Ne olursa olsun çok büyük bir dünya yıldızından bahsediyoruz. Yani burada bir Mesut Özil skills yazıp onu hayran kalmamak, yani sihirbaz olduğunu söylememek için gerçekten de futboldan anlamıyor ya da çok ağır holigan olması lazım. Bu biraz da şeye benziyor. Şu anda rakiplerine baktığınızda Fenerbahçe'nin hiç transfer yapamıyorlar. Yani Galatasaray transferle hiç alakası yok. Sadece bir iki isim dolaşıyor. Beşiktaş deseniz zaten yani sürpriz isimler çıkıyor. Trabzon aynı şekilde, Başakşehir'den bir hamle adam akıllı göremiyoruz. Şu anda Fenerbahçe Mesut Özil'i getirerek diğer taraftarları da aslında peşine takmaya başladı diyebiliriz. Yani diğer taraftarlar isyan ediyor Twitter'da ve her yerde. Yani bir tek Türkiye'de değil, dünyada yılın transferlerinden bir tanesi. Çünkü dünyada da doğru düzgün transfer yapılmıyor. Yani Mesut transferi Fenerbahçe'nin hem marka değerini çok yükseltecek, hem kalitesini çok yükseltecek. Yani şimdi abi 25 milyon Twitter kullanıcısı var, Twitter takipçisi var Mesut. Yani dünyanın hani gelmiş geçmiş en iyi 3 stoperinden biri olarak kabul edilen ve şu anda faal olarak en iyi stoperi veya ikisinden biri olarak kabul eden Sergio Ramos'un 18 milyon var. Yani arada bir 7 milyonluk fark var. Ne kadar büyük bir markanın geldiği aslında. Hani bu örnekle bile anlaşılabilir. Şimdi maaşı, yani Fenerbahçe Kulübü'nün kasadan 2,5 üstü de çıksın. Çıksın yani. Çıksın abi. 4 milyon çıksın. 5 milyon çıksın. Şimdi çok basit bir şey söyleyeceğim. Aynı mevki değil. Ya isterseniz aynı mevkiden de veririm de. Şu anda en basit bir şey söyleyeyim size. Fenerbahçe bir stoper transferi daha yaptı. Şimdi sayalım. 2018'den beri gelen transferleri sayalım. Abi, Falet, Reyes, işte Zanka, Kadir Rami.
Adil Rami, Serdar, Sadık, Lemos, Tisserand, Atilla Salay, birkaç tane de unuttuğumuz vardır kesin. 10 tane stoper aldım. Hala stoper ikilisi tartışılıyor Fenerbahçe'nin. Şimdi hepsine birer bir buçukar, birer bir buçuk, bir buçuk, bir buçuk, bir buçuk. Yani bir buçuk vererek hiçbir yere gidemez. Yani şöyle çok basit bir şey söyleyeyim. Senin elinde bir testeren var. Tamam mı? Bir testeren var. Sen bu testereyi üçe bölüp mü daha iyi bir kesim sağlarsın? Yoksa tek parçayken bu testere mi daha iyi bir şekilde kesersin ihtiyacın olan şeyi? Yani hadi orta sahaya gelelim. Abi Benzia oynadı bu orta sahada. Benzia, Ayew, Slimani, Frey. Bu üçlünün son videoda söyledim. 10 küsür milyon euro bu adamların bir yıllık maliyeti. E abi Mesut'un maliyeti bunun yarısı kadar falan. Belki yarısından daha az olacak toplam maliyeti. Yani hani işin mali tarafı da bu. Şimdi birazcık sahanın içine geçelim. Yani bunları konuştuk ama Mesut bu kadar övmemize rağmen Mesut saha içinde defosu fazla olan bir oyuncu. Hele ki 32 yaşında bu Evet. defosu daha da artacak. Ama abi bu defosuna rağmen yani Real Madrid bile bu defosunu bilerek oynatıyordu. Arsenal bilerek oynatıyordu. Fenerbahçe'de bunu bilerek aldı, bunu bilerek oynatacak. Önemli olan Mesut'u en iyi yapıda kullanmak. Sence en iyi yapı Fenerbahçe'de nasıl bir şey? Yani Mesut'u rahatlatacak ve Fenerbahçe'yi yukarıya çıkartacak yapı nasıl bir yapı olacak? Ben bu yapının yani orada bir üçgen kurmanın olduğunu düşünüyorum. Sonuç olarak Gustavo size ortada top alıyor. Genelde üçlü stoper gibi dizilip Gustavo ortada top alıyor yani. Ve devamında Fenerbahçe orta sahadan Ozan'ın ya da başka birinin top almasıyla beraber hücum aksiyonunu gerçekleştiriyor. Şimdi burada şunu düşünebiliriz. Gustavo orada bir bağlantıya verebilir. Bağlantı oyuncusu direkt Mesut'u bulup kanattakileri kaçırabilir ya da Samatta'ya direkt tek topla kilit pas atabilir. Bunun dışında bence çift oyun kuruculu sistemi ne olur ne olmaz görebiliriz. Çift oyun kuruculu sistemde merkeze yakınlaşan bir Mesut Özil görebiliriz. Çünkü ben Pelkas'la uyumlarının da çok iyi olacağını düşünüyorum. Yani aralarındaki iletişimin iyi olması Fenerbahçe'nin uçup gitmesini sağlar. Samatta gibi bir forvetle bakalım yani bu biraz bana garip gelecek ama bence Sisse gibi bir forvetle daha iyi oynayabilir gibime geliyor ya. Niyeyse. Ya Sisse senenin başından beri o kadar kötü ki hani geçen seneki Sisse aklına geliyor senin belki ama bu formuyla bu düzeyle bence Sisse de olamaz. Hani Samatta da şu anki formuyla bence iyi değil. Ama hem ligimizin milli dizilişi olan hem de Erol Bulut'un çok çok sevdiği 4-2-3-1 Mesut için ideal. Yani bu konuda kesin bir konu. Yani hani bu kadar Erol Bulut bile şanslı. Hani defosu olan bir futbolcu getiriyorsunuz. Erol Bulut'un en sevdiği taktiğe. Yani aslında şans demeyelim. Birazcık tabii o örtüşme var da. Hani Mesut ortada kesinlikle ve kesinlikle arkasında mutlaka Ozan oynamalı veya hareketli, dinamik bir oyuncu oynamalı. Yani kadrodaki tek dinamik oyuncu da orada oynayabilecek Ozan. Sağ kanatta yani Valencia veya Thiam. Hani Thiam'ın hücum performansı çok düşüyor belki. Sezonun ilk haftalarında görmüştük Thiam'ın kanat oynadığında. Ama Valencia yoksa Thiam'ın mutlaka kanat oynaması lazım. Diğer kanatın Pelkas ve ortanın Mesut olduğunu düşünürsek. Yani kaldırman lazım abi bu yapıya. Mesut savunma ya geri dönmüyor. Savunma yapmıyor. He, savunma yapmaya ihtiyacın olacak mı? Veya şöyle bir şey de düşünebilir Erol Bulut. Abi benim Mesut'um var. Pelkas'ım var. Samat'tan var. Valencia'm var. Gustavo'm var. Ozan'ım var. Geriden gelen Nazım ve Caner'im var. Stopere bir pasör stoper daha aldım. Yanında da Tisserand var. Şimdi bu takım gerçekten pas kalitesi yüksek ve topu ayağına aldığı zaman pozisyon üretmekte zorlanmayacak ve aynı zamanda hani top geldi, topu kolay kolay kaybetmeyecek ve topu hani pozisyondan sonra rakibe verebilecek bir takım. Ama bu yapıyı da tabii bu kadar kısa sürede kurabilir mi Erol Bulut? Bence bir soru işareti. Ben yine sahada klasik bir 4-2-3-1 göreceğimizi düşünüyorum. Mesut'un 10 numarada olduğu, Pelkas'ın kanatta, Valencia'nın sağ kanatta olduğu bir sistem düşünüyorum açıkçası. Evet, ben de artık son sözlerimize gelirken
bir şey belirtmek istiyorum. Şimdi Fenerbahçe 3 isim birden açıkladı. Mesut Özil resmi olarak açıklanmasa da artık bunu bence resmi olarak kabul edebiliriz. Osayi Samuel açıklandı ki onu da bu transfer dönemine getirmek için uğraşlar halen daha sürüyor. Ve Atilla Szalai açıklandı. Şimdi yani düşünüyorum Atilla Szalai hem milli takımda hem de kulüp takımında üçlü stoperin solunda oynayan bir isim. Yani dörtlü savunmada normalde oynamayan bir isim olduğundan ve çakılı stoper olduğundan şimdi buradaki sistemle bence Mesut'un oyun yapısını biraz çelişen bir isim. Bununla beraber Osayi Samuel çok hızlı bir isim. Burada bence Mesut'la tamamıyla işbirliği yapabilecek bir isim. Ve Valencia ile Tiam'ın da veriminin çok net şekilde artacağını düşünüyorum Mesut'la beraber. Ben sadece şunu belirtmek istiyorum ki Fenerbahçe bence stoper seçimini şu anda biraz yanlış yapmış olabilir. Tabii ki bunu söylemek için daha erken ama bir stoper daha gelirse şaşırmamak lazım. Evet, bu videomuzda da Mesut Özil'i konuştuk. Tabii ki şimdi Fenerbahçe'ye geldi, gelecek tweetler falan derken artık İstanbul'a ayak basıp o ilk maçta çıkmasını bekleyeceğiz bu sözlerimizin gerçekçiliği için diyoruz. Ve bu videomuzun da sonuna geliyoruz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Hoşça kalın.